Fenerbahçe açısından Tahir Karapınar'la birlikte hani tabii çok şaşırtıcı oldu. Bir anda oldu. Evet, kimse de beklemiyordu. Hani Tahir Hoca'ya saygısızlık etmek istemem ama yani yorum genel kanı Emre Belezoğlu tespit etti. Kendisini oyuna aldı, oyunu çevirdi şeklindeydi ki bence de öyle oldu. Anladığım kadarıyla yani biraz o noktaya geldi. Şaşırdım. Yani Fenerbahçe'nin böyle bir reaksiyon vermesine sezon başından beri neden bu kadar konsantre olmadığına dair de açıkçası kafamda soru işaretleri var. Çünkü 1-0 kendi evinde seyircisiz bir de geriye düşüyorsun. 10 kişisin ve maçı çevirebiliyorsun. Evet. Aslında o değişiklik çok ilginç bir değişiklik. Yani kağıt üstünde bakarsan oyundan kim çıkıyor? Rodriguez ile Mehmet Ekici çıkıyor. Evet. Oyuna kim giriyor? Tolga Ciğerci ile Emre Belezoğlu. Skoru bilmediğini farz et. Ben sana desem korumaya ki geliyor Yusuf dersin. Kenan Fenerbahçe maçının işte 80. dakikası böyle bir değişiklik oldu. Skor tahmini alayım 80. dakika. Yani 2-0 Fenerbahçe'de yine falan abi dersin. Ama işte yani bu bence çok somut ve çok güzel bir örnek oldu bu. Hani çok hücumcu sokmanın tabii illa skoru almaya yetmeyeceğine, oyunu önce ele almanın önemli olduğuna çok 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 net, çok güzel bir örnek oldu bence. İşin ilginç tarafı Fenerbahçe Kayserispor karşısında maçın başından beri göbekten delebileceğini görebiliyorsun Fenerbahçe'nin ama sahadakiler bir türlü bunun için çaba sarf etmiyor. Yani belli ki savunma önü biraz sıkıntılı Kayserispor'un. Git del, oradan pozisyon bulacaksın ama yok, hep kenarlardan gitmeye çalışıyorsun ve verimsiz oluyorsun. Hani direkten dönen topları da oldu, pozisyon da buldu Fenerbahçe ama Kayseri'de yani, buldu yani. Kayseri'de farkı buldu. İki çıkartabilseydi o şansı. Altay mesela çok olağanüstü başka bir performans sergiledi. Maçı kurtaran isimlerden birisiydi. Bunu görüp iki tane merkez orta saha oyuncusu almış olması Emre Belezoğlu'nun kendisiyle birlikte ayrıca tebrik meselesi. Acaba sportif direktör değil de teknik direktörlük mü? Bilmiyorum, ben Emre'nin iyi bir teknik direktör olabileceğini düşünüyorum. Ama hep daha çok işin idari tarafında öyle, olmayı öyle tercih etti. Hem yani yıllardır onu telaffuz ama ediyor. Oyunu çok iyi biliyor. Yani şimdi oyunu iyi bilen oyunculardan teknik direktör olabiliyor. Bak çok kaliteli oyuncular demiyorum. Oyunu yok, bilmek yok, ayrı bir şey. Aynen. Bilmek de yetmiyor ki. O bildiğini aktarabilmek de çok o önemli. O da ayrı yani bir şimdi Maradona da bilmiyor diyebilir miyiz Maradona'ya? Yani bilmiyor yani. Oyunculuğu bildiğini gösteriyor zaten. Evet. Ama onu uygulamak. Ya o çok zor. Herkesten seni yapabildiklerini bekliyorsun. Aynen. Sen olağanüstüsün, onlar normal. Yani normal insanların yapabileceklerine normal odaklanman lazım. Normal insanın seviyesine inmen lazım, evet, bir kere. Evet, işte o da zor. Mesela Mateus da aynı sorunu yaşadı. Bravo, evet. Dunga da yaşadı. Doğru, zaten. Doğru.